Belçika'da pazar günü gerçekleşecek yerel seçimler ülkenin bölünme olasılığına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi. Flaman bölgesinin en büyük kenti Anvers, milliyetçi ve ayrılıkçı Yeni Flaman İttifakı Partisi Başkanı Bart De Wever tarafından yönetilebilir. Bart De Wever son birkaç ay içinde 60 kilo zayıfladı ve bu konuda kitap yazdı. Henüz karar vermedim ancak Yeni Flaman İttifakı'nın seçimleri kazanma olasılığı var. Bu sosyalist bir dönemin ardından yenilik demek. Ayrılıkçı Yeni Flaman İttifakı Flaman bölgesinin bağımsız olmasını istiyor. Güvenlik sorunlarını ve işsizliği gidermek için yeni politikalara ihtiyacımız var. Gençlerin üçte biri işsiz. Siyasi uzman Dave Sinar de 2014'teki federal seçimlere hazırlanıldığını söyledi. Bart De Wever'ın partisi bunun 2014'teki federal seçimler için önemli bir aşama olduğunu açıkça belirtiyor. Federal seçimlerde bağımsızlık düşünceleri daha da gelişecek. Siyasi uzman Jean Fanyel, belediye seçimlerinin ardından koalisyon kurulabileceğini belirtti. Öncelikle Yeni Flaman İttifakı'nın seçimleri kazanıp kazanmayacağına bakılmalı. Mevcut belediye başkanı Patrick Janssens koltuğunda kalabilecek mi? İki partiden biri büyük olasılıkla mutlak çoğunluğa ulaşamayacak ve koalisyon kurmak gerekecek. Mevcut Anvers Belediye Başkanı Patrick Janssens birlikte yaşamaya önem veriyor. Bu şehirde 174 farklı ülkeden insanlar yaşıyor. Farklı dinler ve inançlar bulunuyor. Ve bunlar tek bir şey paylaşıyor. O da bu şehir. Belçika'da hükümet 2010'da yapılan erken genel seçimlerden 540 gün sonra kurulmuştu.